Hazırız, buyurun. Evet. Hemen merhabalar diyelim efendim. Üniversitedeyiz, ödül törenindeyiz. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? Vallahi aşırı heyecanlıydım. Çok kıymetli ustalarımın önünde bu ödülü almak. Bir eğitim kurumundan... şöyle göstereyim sana. Eğitim kurumundan bu ödülü almak. Ekibim adına da... Kızılcık Şerbeti en iyi dizi oldu. Onlara da teşekkür ediyorum ama... Ben tamamen elçiyim. Onlar adına aldım. Onun dışında emeği geçen herkese, hocamıza, senaristimize teşekkür ediyoruz. Bu sene aslında sizin yılınız da diyebiliriz. Özellikle dizi olsun, sizin oyunculuğunuz olsun çok da konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz? Hem proje hakkında hem kendiniz hakkında. Aslında evet, güzel bir serüven oluyor benim için Kızılcık Şerbeti. İki keza beraberiz. Zaman zaman ödüller alıyoruz. Çok da tatlı. Böyle anlarda beraber olmak, yan yana gelmek için de bir vesile oluyor. Ama dediğim gibi ya bir eğitim kurumundan gençlerin, okuyan insanların ve çabalayan insanların da aslında içinde bulunduğu bir oluşumda onurlandırılıyor olmak, ödül alıyor olmak ekstra mutluluk verdi bana. Çünkü ben de onlarla aynı yaştayım. Ben de bir iki sene oldu mezun olalı. Onlar benim arkadaşlarım, dostlarım aslında. Onlar tarafından da layık görülmek çok güzel. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Şunu sormak istiyorum. Kadroda aslında baktığımız zaman sağlıktan dolayı da bir oyuncu değişikliği de oldu. Neler söyleyeceksiniz efendim? Kadronun tekrardan Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Setler Bey şu anda sağlık sorunlarıyla devam ediyor ama görüşüyorsunuz orada mutlaka. Son durum nedir sizden öğrenelim. Şimdi Setler abinin iki büyük operasyon geçirdi. Kendisi ve senaryo devamlılığı açısından istirahat etmesi daha uygun oldu. Settar abi iyi olsun da dediğim gibi bu oyunculuk, bu eğlence işi, diziler çekilir, kurgu hayat bu. Önemli olan realitede, gerçek hayatın içinde nasıl olduğu sağlığının bir an önce iyi olsun. Yoksa hani diziler çekilir edilir vesaire. Ama son durumuyla ilgili normal odada. Kızı, ailesi yanında. Bizler de her an tetikte, herhangi bir durumda sürekli yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Şunu da sormak isterim. Gözleriniz arıyor mu sette aslında Settar Bey'i? Ya arıyor tabii ki yani. bir buçuk yıldır beraberdik. Evet. Artık hani orada evin içinde biliyorsunuz bizim aile sofralarımız meşhurdur. Kalabalık aile masalarımız. Orada artık o ailenin içine dahil oluyorsun. Bakışın değişiyor. O insanlara karşı artık tam anlamıyla set arkadaşlığından ziyade bambaşka bağlar da kuruluyor. O yüzden tabii ki gözlerimiz arıyor. Ama önemli olan bir an önce normal hayatına, akışına dönmesi. Biz yine denk geliriz. Yine çalışırız. Büyük ustadır. Onunla oynadığım her sahnede gururdur benim için. Şimdi yerine aynı karakter için Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Sofrada ilk gördüğünüz zaman, o aile sofrasında ilk gördüğünüz zaman ne hissettiniz? İlk başta tabii garip geliyor. Ama sonrasında biz de, seyirciler de alışacak olacak. Alışacağız bu duruma. Ama Ahmet abi de inanılmaz tatlı birisi. Geldiği anda hemen kaynaştı. Zaten kendisi de galiba uyum sorunu yaşamam ben demişti. Gerçekten de uyum sorunu yaşamadı. Biz de bir setiz. Çok sıcakkanlı bir setiz. Sıcakkanlı oyuncular var. Güzel bir aile olduk. Şimdi Ahmet abiyle beraber daha da iyi olacak. Şöyle de daha doğrusu sosyal medyadaki haberleri de sormak istiyorum. Dizinin sezon sonunda final yapacağı söyleniyor efendim. Bu tarz haberler çıktı. Özellikle sosyal medyada. Size en azından böyle bir şey söylendi mi? Doğru mudur? Final yapacak mı? Yapmayacak mı Kızılcık Şerbet diye bir soralım. Bana öyle bir bilgi gelmedi. Şu anda o konuda net bir şey yok ama bence yapımdan ve kanaldan gelecek haber en doğrusu olacaktır. Kimse spekülasyonlara itibar etmesin. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Seyircilerin de zevkle izleyeceği bölümleri çekmek için özen gösteriyoruz. Onların sevgisi bizi var ediyor ve motive ediyor. İyi ki varlar, hep olsunlar. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun ödülünüz. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.